Herkese merhaba. Bugün Atılım Üniversitesi DBETV YouTube kanalında bir öğrenci konuğum var ve size D seviyesinden A seviyesine nasıl geçtiğini, İngilizce öğrenme serüveninde neler yaşadığını anlatacak. Hazırsanız başlayalım. Hoş bulduk hocam, merhaba. Kendini tanıtır mısın? İsmim Emir Ünal, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Hazırlık bölümünde A1 seviyesi öğrencisiyim şu an. Bu okula İngilizce ağırlıklı olmayan bir liseden mezun olarak geldim ve bunun zorluklarını çok yaşadım. Öyleyse okulumuza ilk geldiğinde bu zorluğu yaşadın. Evet. D seviyesinde başladın. Neler yaşadığını bizimle biraz paylaşır mısın? Tabii ki. İlk geldiğimde D kurunda başladım. Buraya sıfır İngilizce ile girdim. Sınıfta arkadaşlarım hoca konu anlatırken, konuyu anlamaya çalışırken ben hocanın kullandığı İngilizce kelimeleri bilmediğim için o kelimelerin ne olduğunu öğrenmeye çalışmıştım. Ama ilk başta çok zorlandım. Bu zor verdiği şeyle D kurunda kaldım. Ama kaldıktan sonra da hırslandım. Çünkü bütün sınıftaki arkadaşlarım geçmişti. O iki hafta bir tatilimiz vardı ve bütün tatil boyunca YouTube'dan videolar izledim. Netflix'ten anlamasam da dizi izledim. Sonra internetten PDF şeklinde benim seviyeme göre öğrenci kitapçı indirdim ve iki hafta boyunca sürekli buna çalıştım. Vokep araştırdım ve bunun meyvesini şu an yiyorum. Özel çabasını gördünüz mü? Özel bir çaba göstermiş. Evet. Ve bu esnada adım adım ilerleme başladı. Duygu durumundaki değişiklikler neler yaşadın? Öğrenmeye başladığın zaman bakıyorsun mesela ilk başta dizi izliyorsun mesela. Anlamıyorsun ama yavaş yavaş anlamaya başlayınca bu sana motivasyon oluyor. Ve bu motivasyonla sürekli ileri gidiyorsun. Öğrenmenin verdiği haz seni daha da güçlendiriyor ve İngilizce öğrenmeni veya bir şey öğrenmeni kolaylaştırıyor. Çek. Seviyesinden hemen mezun olmadın. Tekrar ediyorsun. Bulumuzda kullanılan bir terim repeat öğrencisi. Acı bir gerçek gibi durabilir. Ama bu acılığın sende yaşattığı tatlı bir tecrübe var mı? Tabii ki de İngilizce öğrenmek uzun bir serüven. Ve bu serüvene 5 yılda sürebilir, 10 yılda sürebilir. Ama kısa süreceğini asla düşünmüyorum. Bazıları kaldım böyle zaman kaybı falan diyor. Asla öyle bir şey değil. Çünkü her repeat yaptığında veya her farklı hocadan çok farklı şeyler öğreniyorsun. Belki hocalar da öğrencilerden bir şey öğrenebiliyor. Çünkü böyle bir şey. Asla bilgi bitmiyor. Sürekli yeni bilgi. O yüzden asla kaygıya düşmemelerini gerek. That's right. Learning a language is a long process. Hazırlık bölümünden mezun olduktan sonra İngilizceye sonsuza dek goodbye diyecek misin? Tabii ki hayır. Hatta mezun olduktan sonra sırf gidebilmek için şu an İngilizce çalışabileceğim yerler bakıyorum. Hatta bir hafta önce ailemle bir toplantı yaptım. Hazırlık bitti. Ondan sonra ben İngilizce öğrendim değil, sürekli üstüne koymak istiyorum dedim. Çünkü okuduğum bölümde İngilizcem ana dilim gibi olması gerekiyor. Ve bunun için asla İngilizce konuşmayı, öğrenmeyi ve çalışmayı bırakmamam gerekiyor. Peki, İngilizceyi hayatının bir parçası yapacağını anlıyorum. Evet. İngilizceyi hayatının bir parçası haline getirmek için neler önerirsin? Sen neler uyguluyorsun? Öncelikle asla çalışmamayı bırakmamaları gerekiyor. Ben öğrendim, zaten konuşuyorum dememeleri gerekiyor. Bunun en kolay örneği ise mesela yurt dışına gittiğinizde İngilizceyi tam öğrenemediğinizi anlıyorsunuz diğer insanlarla etkileşime geçince. Bu yüzden asla çalışmayı bırakmamaları gerekiyor ve İngilizceyi olabildiğince günlük hayatlarına yaymaları gerekiyor. Bunun için yabancı arkadaşlar edinebilirler. Sürekli onlarla etkileşim halinde olabilirler. Film izleyebilirler. Ben bunları yapıyorum ve faydasını gördüğümü düşünüyorum. D seviyesinden A seviyesine geçen Emir'in 3 sırrını öğrenmek istiyorum. Emir, bu 3 sır nedir? Kesinlikle birinci anahtar şeyim hırslanmaktı. İkincisi ise asla pes etmedim. Üçüncüsü ise çok çalıştım. Emir'in bu ilham veren videosunu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve kendi dil öğrenme tecrübelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.